Türkiye'de bulunan askeri güçlerinin veya varlığının alternatifleri artık var ABD için. Ve dikkatinizi çekiyorum şimdi. Mesela Afganistan'da Türkiye ABD'yle yakın işbirliğine girişmek için çok çaba sarf etti. Ama en sonunda ABD ben bir sorumluluk kabul etmiyorum diye aniden çekildi. Ve Türkiye öngördüğü ve istediği Kabil Havalimanı'nın işletilmesini veya güvenliğini sağlamadı. Şimdi bu durumda Türkiye ile ABD ile işbirliği yapmak, Afganistan'da işbirliği yapma yönünde çaba harcayan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Körfez ülkelerini ziyaret edip Katar'a Afganistan'da gösterdiği işbirliği nedeniyle teşekkür etmesine rağmen, Mısır'a teşekkür etmesine rağmen Türkiye telefon bile etmedi. Biden ne zaman telefon etti Sayın Cumhurbaşkanı'na görevi devraldıktan sonra? Ocak'ta görevi aldı, Nisan'da telefon etti 3 ay sonra. O da sözde soykırım iftirasını kabul edeceğini bir bildirmek için telefon etti. Ve ondan sonra bir daha telefonla görüşmediler. Eskiden ABD Türkiye'ye bakış açısı böyle değildi. Daha değer verdi. Demek ki şu anda ABD Türkiye'yi gözden çıkardı demeyelim, iddialı bir sözcük olur. Ama ABD Türkiye'yi eski önemde bir aktör olarak görmüyor, vazgeçilmez bir ülke olarak görmüyor diğer ülkeler için. Diğer ülkeler seçenek olarak Türkiye'nin yerini doldurabilir diyor. Peki, bu neyin tehlikesine yol açar? Şimdi ilk defa sizin ekranlarınızda söylüyorum, sizin vasıtanızla. NATO üyesi olan Türkiye'nin gelecekte NATO'dan dışlanması, NATO'da yalnız kalması, NATO sınırlarının ve Batı sınırlarının Yunanistan'ın geçmesine neden olacak gelişmeler var şu anda. Yani Türkiye'nin batısı Yunanistan'ın doğusunda artık Batı sınırı ve NATO sınırı oradan geçecek şekilde bir çalışma var. Hem ABD'nin hem NATO'nun İsrail'i Güney Kıbrıs Rum yönetimini NATO üyesi yaparak Türkiye'yi de dışlayarak artık NATO'nun ve ABD'nin sınırının hemen Türkiye'nin batısından geçirmeyi öngörüyorlar. Neden? Şimdi esas konuya gelelim. Peki Sayın Babiroğlu bir şey soracağım. Evet. Yani evet. Siz anlatıyorsunuz güzel. Ben biraz daha somut Rusya gezisine gelmek istiyorum. Evet. Onu şöyle tamamlayalım. Yani Amerika Türkiye ile artık bölgede bir ortaklık istemiyor ama Türkiye Amerika ile bölgede ortaklık istiyor mu? Yani Sayın Erdoğan'ın kişisel kırgınlıkları mesela Amerika'da iç siyasette kullanabileceği bir malzemeydi Biden görüşmesi. Oradan çıkacak sonuçta hem piyasalara güven pompalayacaktı. Yani Amerika'da sorunlarımızı çözdük gibi hem de İç kamuoyuna diyecekti ki bakın beni hala Amerika ciddiye alıyor, Batı beni önemsiyor. Ama ikisi de olmadı. Döndü ve Rusya'ya gitmeden önce iki önemli açıklama yaptı Sayın Erdoğan. Biri ikinci parti S-400 alacağını özellikle vurguladı ve Amerikalılara da burada laf attı. Onu da biraz önce söyledim. Şöyle dedi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki malum zevat dedi. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Siz dediniz ki ikinci parti S-400'leri Rusya'dan alamaz, almaz ya da almamalı. Hangisi bilmiyorum, onu açıklarsınız şimdi. Evet, almaz dedim ben, evet. Peki, niye almayacaksa böyle bir hazırlıkla gidiyor ve Azerbaycan'da Rusya'nın bize gösterdiği desteğe teşekkür ederim deyip Putin'e belli ölçüde yani hoş görünüp öyle gitti ama orada önüne Ukrayna ve Kırım'ı getirmişler bu görüşmede. O kulis bilgisi geldi bize. Ukrayna'ya İHA satımı ve Kırım'ın ilhakına karşı Birleşmiş Milletler'de Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma. Yani ikisi konusunda da Kırım'ın ilhakına karşıyız. Bu konularda tereddütler var. Doğru. Şimdi görüşme şu an bitti. 2,5 saatlik bir görüşmeydi Türkiye-Rusya arasında, Putin-Erdoğan arasında. Peki sizce ne çıkmış olabilir bu görüşmeden? Evet, tabii burada Türkiye'nin eli zayıf. Türkiye'nin eli Putin'in eli kadar güçlü değil görüşmede. Putin Rusya'sı daha güçlü. Neden? Çünkü ABD'den Türkiye bu istediği desteği, umduğu desteği alamıyor. NATO'dan alamıyor. NATO ve ABD eskiden olduğu gibi Rusya'nın İdlib'e yaptığı hava saldırılarını artık kınamıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Kınama yok. NATO'dan bir açıklama, ABD'den açıklama yok. Yani ABD, Türkiye hem ABD hem de NATO içinde yalnız kalan bir ülke. Diğer zaten komşu ülkeler
durumunda da yalnızlaşmış bir ülke. Dolayısıyla Putin bunu biliyor. Artık ABD'nin de biraz önce söylediğim nedenlerle Türkiye ile gerginliği arttığını biliyoruz. ABD bir demokrasinin kılıcı gibi S-400 nedeniyle, gerekçesiyle katsa yaptırımlarını masanın üzerinde tutuyor. Peki ABD yumuşar mı S-400 için? Hayır, mümkün değil. Bakın söylüyorum, mümkün değil. NATO olumlu bakar mı S-400 için? Hayır, mümkün değil. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Putin büyük bir başarıya imza attı. S-400'ü 2,5 milyar dolara Türkiye'ye satarak Türkiye ile NATO, Türkiye ile ABD arasında bardağı çatlattı. Bu bardak kırılmadı henüz ama bardak çatladı. Eğer ikinci S-400'ü alma durumuna girerse Türkiye, şu anda birinci S-400 kullanılmıyor. Demek ki ikinciyi de kullanmamak üzere alacaksa, diyelim ki aldı siyasi nedenlerle, Rusya'ya yakınlaşma nedeniyle. Bu kez kırılmayan, çatlamış olan Türkiye ile ABD arasında bardak kırılacak. NATO ile Türkiye arasındaki bardak kırılacak. Türkiye'nin aleyhine olan gelişmeler daha hızlı sürecek. Peki Putin Türkiye'yi çok sevdiği için mi bu şekilde davranıyor? Hayır. Putin büyük başarılara imza attı. Suriye'de şu anda mevcut askeri varlığıyla, Libya'da mevcut askeri varlığıyla, Güney Kafkasya'da pençesini attı ABD'ye rağmen, Kırım'ı ilhak etti ABD'ye rağmen, Gürcistan'ı biliyorsunuz parçaladı ABD'ye rağmen ve Türkiye'ye ilk defa, tarihte ilk defa bir NATO üyesi ülkeye stratejik bir silahı sattı ve NATO ülkesini kendi tarafına çekmeyi başardı. Şimdi Putin çok mutlu. Belki ikinci S-400'ü hibe bile edebilir yani Türkiye kabul ederse. O kadar mutlu Putin açısından. Ama Putin Rusyası'nın memnun olmadığı konular var. Türkiye ABD ile işbirliği yapma adımları atıyor. Nerede atıyor? Putin'in ya da Rusya'nın hiç istemediği Ukrayna'da atıyor. Ukrayna'ya silahsız hava araçları gibi silah sistemleri satıyor. Ukrayna lehinde ABD'den de daha fazla Ukrayna lehinde açıklamalar yapıyor. Kırım'la ilgili çok sayıda açıklama var. Evet, Kırım'ın ilhakını elbette Türkiye tanımayacak ama belirli ölçüde bu açıklamalar yapılırsa, özellikle örnek veriyorum, görüşme öncesi bu açıklamalar yapılmayıp başka zamanlarda yapılırsa bu daha olumlu olur Türkiye açısından. Yani görüşürken eli kuvvetli olur. Başka ne var? Başka Güney Kafkasya'da ABD'yi davet ediyor. Karadeniz'de ABD'yi, NATO'yu davet ediyor. Suriye'de işbirliği yapalım şeklinde mesajları var Türkiye'nin. Şimdi tabii Putin bunun farkında. Farkında olduğu için Türkiye'ye diyor ki sizin durum bu. Kırım benim için kırmızı çizgi, Ukrayna kırmızı çizgi, Gürcistan kırmızı çizgi. Bir de Suriye İdlib kırmızı çizgi. O halde bu kırmızı çizgilerle siz benimle işbirliği değil ABD'ye yönelik işbirliği yapıyorsunuz. Ben de kendi inisiyatifimi kullanırım. Çünkü şunu unutmayalım. Rusya şu anda Suriye'de hava sahasının kontrolü elinde Fırat'ın batısında. Türkiye'nin hava saha hava araçlarını kullanma imkan kabiliyeti yok orada. Rusya ile koordine etmeden. Böyle de bir durum var. Ama şu durumu çok iyi biliyor Putin. Bir, Türkiye şu anda yalnızlıktan dolayı iyice sıkışmış. NATO ülkesi olmasına rağmen ABD ile işbirliği yapmasına rağmen sıkışmış. İki, ekonomik sıkıntısı var. Üç, Türkiye dünyada dış politikada yalnızlaşmış. Ama Türkiye için Fatih Bey en büyük sorun ne biliyor musunuz? Ben şimdi size söyleyeyim. Üç sorun var, stratejik sorun. Bunlar gelecek kuşaklara devredilebilecek sorunlar. Eğer hızlı bir tedbir alınmazsa. Bir, Fatih Bey dünyanın hiçbir ülkesi, ister Afrika ülkesi olsun, ister Avrupa Birliği'nin en zengin ülkesi Almanya, ister dünyanın en güçlü ülkesi ABD olsun, hem Suriye hem Irak sınırı toplam 1300 kilometrelik terör üreten bir coğrafyayla komşu olmak istemez. Türkiye şu anda bu durumda. O sözde Arap Baharı'ndan sonra maalesef. İki, dünyanın hiçbir ülkesi, ne fakir ne zengin ülkesi, dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan ülke konumuna gelmek istemez. İster ABD olsun, ister Almanya, ister Afrika ülkesi. Türkiye maalesef şu anda dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan ülke konumunda. Üç, Fatih Bey dünyanın hiçbir ülkesi Afganistan'la ya da komşu, küçük Afganistan'la komşu olmak istemez. Neden küçük Afganistan dedim? İdlib şu anda ABD tarafından Hatay'la Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunan İdlib küçük Afganistan'a dönüştürülmüştür. Dünyanın hiçbir ülkesi küçük Afganistan'la komşu olmak istemez. Ne var orada? %90'ı yabancı terörist savaşçı olan radikal gruplar var.
terör örgütleri var. Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin, Rusya'nın ve çoğunun ABD tarafından kabul edilen terör örgütleri var. Bunlar IŞİD'le El-Kaide türevi terör örgütleri. Ve bunlar çok sayıda. Bunlar kökleşmiş orada.